Malatya'da bugün hava çok güzel. Bir haftadır sisten göz gözü görmüyordu, hiç güneş görmedik. Son 2 günde hep yağışlıydı zaten. Bugün güneşli, sisli kalktı. Bari bir Beylerdere'sini şöyle bir gezeyim dedim. İşte bu alan yeşilden, yani kavaklıktı hep. Yeşilden su görünmüyordu. DSE HES yaptı. Hidroelektrik santrali baraj yaptı. Ne işe yaradığını da hala anlayamadık. Bu da Beylerdere'si Köprüsü. Resmi adı Turgut Özal Via diyor ama biz kısaca halk olarak Beylerdere'si Köprüsü diyoruz. Yapıldığında uzmanlar zaten itiraz etmişlerdi hatalı diye. Şu köprünün altında böyle çelik halatlar var. Köprüyü tutsun diye konuda, onun üstünde süzeklenmiş, böyle üçgen şeklini almış beton. Zaten üzerinden araçla geçtiğiniz zaman böyle bir sarsılıyorsunuz. İşte şimdi dereye uçtum diyorsunuz. Geçerken hep o duyguyu yaşıyorsunuz. Yaya da beşik gibi sallanıyor. Yaya da birkaç kez geçtim. İşte şu çelik halatlar da güya tutturdular. Yine bu köprü kalsa, bu ayakların yanlarına birer ayak daha yapılsa veya iki yanlarına, üstüne hem karayolu hem demir yolu hem ne bileyim tramvay yolu, bir sürü şey yapılabilir. İkinci bir katman konsa, tabii tekniğinden anlamam, kendi kendime uzaktan gazel okuyorum ama. Şimdi bu köprü her an yıkılabilecek durumda. Zaten hatalı olduğunu en sonunda kabul ettiler birkaç yıl önce. Önce kabul etmediler de. Hatalıymış dediler ama hatalı köprüden hala Malatya'yı doğudan batıya bağlıyorlar. Yani bu köprü bir arıza verse her an olabilecek bir şey aklımızdan geçiyor. Ortada kalırız. Eski yolu da zaten suyla kapattılar. Suyun altında kaldı. Şöyle gidiyordu o yamaçtan. Ve bu yamaçtan da yukarı çıkıyordu. Şurada Beylerdere'si Şehir Parkı oldu. Buradan Kilike doğru uzanıyor. Çok büyük, güzel bir park. Ama sanki insanlara değil de köpeklere yapılmış gibi. Sürüyle köpek geziyor. Çöpleri dağıtıyorlar. İnsanlara saldırıyorlar. Ha diyeceksiniz ki saldırmaz. Yok, hayvan işte, ne yapacağı belli olmuyor. Yavruluyorlar sürekli. Kulaklarında küpe yok, kısırlaştırma yok. Şu yamaçlar hep ağaçlandırılsa çok güzel olur. Bu çöplük de ortadan kalkmış olur. En azından. Öyle bir faaliyet olsa ben de gelir ağaç dikerim tabii ki. Beş tane yavru var sayabildiğim kadarıyla. Karşıda şoför okuluydu. Burada boşaltıldı. Sanayi yapalım diyorlar. Oraya bir sanayi oturtalım diyorlar. Askerlerin yıllarca
Dikdikleri yetişkin fidanlar var. %99'u çam. Kocaman ağaçlar olmuşlar. Umarım sanayi girdiği zaman ilk iş o ağaçları kökünden kesmek olmaz. Ne zaman bir inşaat girse bir alana ilk iş ağaçları tırmalıyorlar. Tırpanlıyorlar, pardon. Kendilerine ne zararı varsa, hani tamam inşaat alanında kalanı kesin ama kenarda duranı bari ona karışmayın. Belki yazın gölgesinde oturur işçiler. Yemek yer. Nefes alır. İşte köprüye geldim. Beydarları bembeyaz karla kaplı. Tıngır tıngır sesler geliyor, duyuyorsunuz değil mi? Şurada bir yaya yolu var. Umarım aklıma gelen başıma gelmez. Üstündeyim. Buraya bir yaya yolu yapmışlar. Orada organize sanayi kesimine geçeceğim. Ay eyvah, deprem gibi sallanıyor. Deprem oluyor sanki. Depreşti. Midye'ye geldim sanki. Şu anda işte süzeklenen, üçgen hale gelen yerin üstündeyim. En çok zangırdayan yer bura. Çok fena sallanıyor. Eşek gibi sallanıyor. Bu ne biçim bir şey? Deprem simülasyonu diyorlar ya. İşte tam burada o yapılıyor. Buraya da bir pencere koymuşlar. Var. Sağ tarafım İkizce, sol tarafım Yakınca. Yürüyeyim, yürürken çok sallantıyı hissetmiyor insan ama durunca felaket sallanıyorsunuz. Aynen 6 Şubat'ı yaşadım. 6 Şubat'ta gece evde yakalandım. Gündüz şehir merkezine koştum ne oluyor diye. Orada Teze Cami'nin yanındaydım. Teze Cami'nin koca koca kesme taşlarını, hani böyle yer çekimiyle dümdüz yere düşmüyor. Sallantı olduğu için fırlatıyor adeta. Orada kıyameti yaşadık. Toz, duman, siren sesleri, bağırışmalar, ağlamalar. Oraya yana bu yana kaçışmalar. O kar
Dışarıdaki soğuğu unuttuk o anda. İşte dedik, yer yarıldı. Gidiyoruz Bağma'ya doğru. Cehennem ateşinde yanmaya. Ben öyle düşünmüştüm. Eğer sonra sohbet ettiğim kişiler de aynı duyguyu yaşamışlar. Hep diyorlar yer yarıldı. İşte yerin merkezine göre, yer kürenin merkezine doğru gideceğiz. Felaketi yaşadık. Kıyamet bu. Az kaldı. 200 metre kadar sonra köprünün batı ucunda olacağım. Şu anda yürüdüğüm için sallantıyı çok fazla hissetmiyorum. Onun için korkmuyorum. Yeterince korku yaşadım zaten. Ecel terleri dökmekten kurtuldum şimdilik. Köprünün batı ucundayım. Bir de bunun dönüşü var. Yani aynı yerden dönmek zorundayım. 400 metreymiş. 420 metre. Ah Bey Dağları, ah. Diyorlarmış eskiler. Sana Beydağ'dan kar mı getireyim? En zor iş oymuş. Sevgisini ispatlamak isteyenler onu kullanırmış. Daha ne yapayım senin için? Beydağ'dan kar mı getireyim?